Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 83 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz. Bir otomobil bayi fabrikadan aldığı otomobilleri %20 kar ile satmaktadır. Fabrika %5 zam yapınca bayi de satış fiyatına %5 zam yapmıştır. Son durumda bayinin kar oranı için ne söylenebilir? Şimdi bir fabrika, bir de bayi durumu düşünelim. Fabrika eğer aracı 100'den satıyorsa bayi onu alıp 120'den satıyor diye düşünebiliriz. Fabrika %5 zam yapınca otomobilin fiyatı 105'e çıkmış olur. Şimdi bayi de kendi sattıklarına %5 zam yapsın. Bu da 120 çarpı 5 bölü 100 şeklinde bir artış olacaktır. Sadeleştirmiş ne yaparsak 1'e 20 olur. 20 ile sadeleştirince burası 6 olacak. Dolayısıyla bu 120 6'ya çıkmış oldu. Dolayısıyla kar zarar durumunu şöyle düşünmeye çalışacağız. 105'te 21 kar varsa o zaman yüzde kaç vardır? Yüzde x diyelim buna. İçler şuna çarpım yapalım. 105 çarpı x eşittir 100 çarpı 21 şeklinde olsun. 5'e bölmeye çalıştığımız zaman burası 21, burası 20 olacaktır. 21 ile 21 sadeleşince x eşittir 20 olur. Dolayısıyla kar yine %20 oluyor diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bayinin kar oranı değişmemiştir. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir yatırımcı hesabındaki A liranın bir kısmıyla altın, kalan kısmıyla döviz alıyor. Yatırımcı bir süre sonra altınlarını %20 kar ederek X liraya, dövizlerini %20 zarar ederek Y liraya satıyor. A, X, Y arasındaki bağlantı aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım. Şimdi paranın bir kısmıyla döviz, bir kısmıyla altın alınacak. Büyük A eşittir altın artı döviz A ve D. Küçük A, küçük D şeklinde yazalım bunu. Şimdi yatırımcı altınları %20 kar ederek satıyor. A'yı aldıklarını A artı 20 bölü 100 yani A bölü 5 şeklinde satmış olacak. X liraya satmış olacak bunları. Şurası X olur. Dövizleri ise %20 zarar ederek satacak. Dolayısıyla dövizler eksi dövizlerin %20'si D bölü 5 olur. Bu da Y liraya satmış olur. Bu eşitliği bir düzenleyelim. Burası 6A bölü 5 eşittir X olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 6a eşittir 5x, dolayısıyla a eşittir 5x bölü 6 haline gelecektir. Yine bu eşitlikte bir payda eşitleme düzenleme yapalım. Burası da 4d bölü 5 eşittir y haline gelir. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 4d eşittir 5y, dolayısıyla d eşittir 5y bölü 4 haline gelmiş olur. Şimdi a, büyük A, küçük A artı D şeklindeydi. Dolayısıyla büyük A eşittir. Küçük A'nın yerine 5X bölü 6. Küçük D'nin yerine 5Y bölü 4 yazalım. Ve eşitliğin her iki tarafını 20, 12 ile çarpalım. O halde sol taraf 12A eşittir. Sağ taraf 12 çarpı 5, 60 bölü 6'dan 10X. 12 çarpı 5, 60 bölü 4'ten burası da 15X haline gelmiş olacaktır. Dolayısıyla 12A eşittir 10X artı 15Y. Burası Y olacak. 15Y haline gelmiş olur. Bu da E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir manav sebze halinden aldığı meyveleri taşırken %20'si eziliyor. Sağlamları %50 karla, ezikleri %20 zararla satarsa bu satıştan yüzde kaç kar ederdi? Şöyle düşünelim, 100 kilogram meyve almış olsun. Kilogram fiyatını da 100 TL olarak belirleyelim. Dolayısıyla maliyeti 100 çarpı 100'den 10.000 TL olacaktır. Bu bizim için maliyet. Şimdi gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde diyor ki bize sebze halinden aldığı meyveleri taşırken %20'si ezildi. Yani 20 kilogramlık ezik bir durum var. Bunu da %20 zararla satacağız. Yani 80 TL'ye satacağız. Dolayısıyla buradan elde edeceğimiz kazanç 1600 TL olur. Geriye 80 kilogram kaldı ve bunları %50 karla satacak. Yani 150 TL'ye satacak. Dolayısıyla buradan da
8 çarpı 15, 120 olduğu için 12.000 TL kazanmış olacaktır. Bu ikisinin toplamı o da 13.600 TL yapıyor. Peki başlangıç neydi? 10.000 TL maliyetti. Satış 13.600 oldu. İkişer tane sıfırı sildiğimizde bunu da şöyle görmüş olacağız. Bu da %136 anlamına geliyor. Yani artı 36'lık bir durum. %36 kar olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruyla devam edelim. Alış fiyatı x lira olan bir malın satış fiyatı y eşittir 2x eksi 900 lira olursa %80 zarar ediliyor. Dolayısıyla şunu söylememiz gerekecek. Alış fiyatı x eksi x'in %80'i x çarpı 80 bölü 100, bu da eşittir satış fiyatı olan 2x eksi 900 olmalıdır. Buradan bir sadeleştirme yapalım. 20'ye böldüğümüzde 4, 20'ye böldüğümüzde 5. Payda eşitleyecek olursak 5x eksi 4x'ten x bölü 5 kalacaktır. Bu da eşittir 2x eksi 900 olur. Bir yalancı payda yazıp içler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 2 çarpı 5'ten 10x eksi 5 çarpı 900'den 4500 olur. 4500 sol tarafa, x sağ tarafa geçerse 4500 eşittir 9x, 9'a böldüğümüzde ise 500 eşittir x halini almış olur. Bu malın alış fiyatı kaç liradır? Alış fiyatına x demiştik. Dolayısıyla 500 lira olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Bir manav elmaları her birinde 16 adet elma bulunan kasalarla almış ve dörder dörder satmıştır. Manav bir kasa elmayı 6 TL'ye almış ve 4 adet elmayı 2 TL'ye satmıştır. Bu manav 5 kasa elmanın satışından ne kadar kar elde etmiştir? Şimdi elimizde 5 kasamız var. Bu 5 kasada 16'şar elma olduğu için 5 çarpı 16'dan 80 tane elmamız var diyebiliriz. Peki bu kasaların her birine 6 TL ödeme yapmış. O zaman 5 çarpı 6'dan 30 TL'lik bir maliyeti olacak. Daha sonra bunları dörder dörder satmaya çalışıyor. Şimdi 80 tane elmayı eğer dörder satmaya çalışırsa bu da 20 parça satış olacak demektir. Ve her bir dörtlü paketi, yani paketlemiş şekilde düşünelim bunları, her bir paketi 2 TL'den satacak. O zaman bu da 40 TL kazandıracak bize. 40 TL satış. Şimdi 30 TL maliyet vardı. 40 TL satışımız var. 10 TL kar etmiş oluyor. Satıştan kaç TL kar elde eder diye sorulmuş. C seçeneği olacaktır. 6. soruyla devam edelim. Bir satıcı elindeki gömleklerin 40 tanesini %40 karla, geriye kalanları da %20 karla satıyor. Tüm satıştan %24 kar elde ettiğine göre toplam kaç gömlek satmıştır? Bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Elinde 40 gömlek var. Bu 40 gömleğin 40 tanesini de %40 karla, örneğin 140 TL'ye satıyor olsun. Bir gömlek 100 TL gibi düşünelim. Kolay hesaplama olsun diye. Sonra artı geriye kalanları kaç tane olduğunu bilmiyoruz. X tane olsun. Bunlar da %20 karla satıyor. Çarpı 120 diyeceğiz. Bu da eşittir. Tüm gömleklerin sayısı 40 artı X tane olur. Ve ortalama karımız %24 olan 124 TL olacaktır. 4 çarpı 14 56 2 tane 0 5600 artı 120 çarpı X 120X olarak kalsın. Bu da eşittir. 124 çarpı 40, 124'ü eğer 4 ile çarpacak olursak bu da 496 yapar. 496 tane 0, 4960 artı 124x olduğunu söyleyebiliriz. 4960'ı sol tarafa, 120x'i sağ tarafa atacak olursak elimizde sağ tarafta 4x kalır. Ve bundan 4960 çıkarmaya çalıştığımızda ise 0, 4, 5 kaldı orada. 640'a eşit olur 4x değeri. 4'e böldüğümüzde ise bunda 160 eşittir x olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplamda x 160 tane ve öncesinde 40 tane,
160 artı 40'tan dolayı toplamda 200 tane gömlek sattığını söyleyebiliriz. Seçeneklerde 160 tuzak olarak verilmiştir. Toplam gömlek sayısı 200'dür. 7. soruyla devam ediyoruz. Ürünlerini %10 karla satan bir mağaza bir üründen 2 tane alana kasada ikinciye %10 indirim kampanyası başlatıyor. Bu mağazanın bu satıştan karı yüzde kaçtır diye sorabiliriz. Ürünleri %10 karla satıyor, yani maliyetleri 100. Dolayısıyla satış 110 ve ikinci alınan ürüne de %10 indirim yapılacak. 110 TL'nin %10'u 11 TL'dir. Bu yüzden 11 TL indirim yapınca 99 TL'ye düşmüş olacak. Dolayısıyla 2 tane ürün sattığımızda bize maliyeti 200 olur ve satıştan kazandığımız para ise 209 TL olur. Yani 200'de 9 TL kazancımız var. 9 TL kar. Tabii bu 200'de 9 TL. Dolayısıyla 100'de diyecek olursak 2'ye böldüğümüz için bunu da 2'ye bölmemiz gerekecek. %4,5 karımız var diyebiliriz. 8. soruyla devam edelim. Bir malın alış fiyatı X lira, satış fiyatı Y lira olmak üzere XY arasında verilen bağıntı bulunmaktadır. Bu maldan elde edilen kar en az kaç liradır? Kar denklemi düşünelim. Kar denklemi eşittir satış eksi alış şeklinde olacaktır. Satış fiyatı bizim için x'in karesi eksi 7x artı 50 olur iken alış fiyatı x. Dolayısıyla denklemimiz x'in karesi eksi 8x artı 50 şeklinde dönüşmüş olur. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun minimum değerini bulmamız gerekli. Ve bu gördüğünüz gibi bir ikinci derece denklem, yani bir parabol denklemidir. Parabolümüzün kolları yukarı yönlü olduğu için minimum değer tepe noktasında ortaya çıkar. R değerini bulalım. Eksi B, yani eksi eksi 8 bölü 2 çarpı A'nın değeri 1. Bu da eşittir 4 olacaktır. Halde kar denkleminde kar eşittir 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 50 şeklinde bulunmuş olur. Bu 16 eksi 32 artı 50. Eksi 16 artı 50'den dolayı bu da 34 TL olacaktır. Karın ne kadar olduğunu sormuştu. En az 34 TL oluyor. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Satış fiyatının %60'ı kadar zarar edilen bir maldan yüzde kaç zarar edilmiştir? Bunu şöyle yazalım. Bir alış fiyatı, bir de satış fiyatı yazalım. Bir de zarar durumunu yazalım. Eğer satışını 100 olarak düşünürsek zarar 60 olacaktır. Dolayısıyla 60'a aldığımızı aslında biz 160'a satın almış oluyoruz. Çünkü 160'a alıp eğer 60 TL zararına satarsak 100 TL'ye satmış oluruz. Bu da satış fiyatının %60'ı olur. Dolayısıyla gerçek anlamda zarar nedir? Gerçek anlamda alış fiyatına göre zarar hesaplanır. Dolayısıyla 160 sayısının yüzde kaçı çarpı x bölü 100 eşittir. Gerçek anlamdaki zararımız 60 TL olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 160x eşittir 60 çarpı 100 şeklinde olur. Birer tane sıfır sadeleştirme işlemi yapalım. Dolayısıyla 16x eşittir 6 çarpı 100'den 600 olacaktır. Şimdi alıp 600'ü 16'ya bölelim. 60'da 16 3 defa vardır. 48 kaldı 12. 0 indirelim. 120'de 16, 8 dersek 128, 7 defa var. Alt kereydi 42, 54, 11 oldu, kaldı 8. Bir tane virgül atsak 85. %37,5 zarar edilmiştir maliyete ya da alış fiyatına göre. 10. sorumuzla devam edelim. Bir mağaza sahibi tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %10 indirim yapıyor. Şöyle yazalım, bir etiket. Etiket fiyatını 100x olarak düşünürsek indirimli durum nedir? %10 olacak, yani 90x'e düşmüş olacak. Aynı üründen altının üzerinde alınan her adet için ayrıca indirimli fiyat üzerinden %25'lik bir indirim daha yapıyor. Şimdi 90x'in %25'i
dörtte biridir. Dörde böldüğüm zaman 22,5. Ek indirim 22,5. 22,5 çıkardığımda geriye 67,5 x kalır. Şimdi mağazadan etiket fiyatı 20 TL olan bir üründen 8 adet alınmış olan biz şunları söyleyeceğiz. Madem 8 adet alındı, burada 6 tanesini alacağız. Buraya da 2 tanesini alacağız. Onu da şöyle düşünmemiz gerekiyor. 100x eşittir 20 TL şeklinde düşüneceğiz. Daha sonra hesaplamasını yapalım. Şimdi 90x 6 TL 6 çarpı 954 tane 0 540x olur. 2 tane 67,5'dan satacağız. Bu da 67,5 çarpı 2. O da 135 yapar. 135x. İkisini topladığımızda elimizde 5, 7, 6, 675x oluşur. Buradan eşitliğin her iki tarafını sadeleştirdiğimizde x eşittir 1 bölü 5 olacaktır. Ve 1 bölü 5 aldık. Şurada yazdığımızda 675 çarpı 1 bölü 5 olur. Yani 675'i 5'e bölmemiz gerekli. 6'da 5 bir defa var. 5 çarpı 1. 7, 3 defa var. 15 kaldı 2. 5, 5 defa var. 135. 135 TL harcamış olacaklar. 11. sorumuzla devam edelim. 11. soruyu okuduğumuzda iki farklı durumla karşılaşmış oluyoruz. Bir, meyve suyu durumu. Meyve suyunun fiyatı. Meyve suyunun fiyatı. Bir de şişelerin durumu var. Şişe ve karton kutunun durumu var. Şimdi bunların hepsinin maliyetleri ayrı ayrı şekilde verilecek. Meyve suyunun 1 litre fiyatına x diyelim. Şişenin maliyeti, bir şişenin maliyeti kutu maliyetinden 0,6 TL fazla. Şimdi kutunun maliyetini bilmiyoruz, y diyelim. O zaman şişenin maliyeti y artı 0,6 TL olacak. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Şurayı 1 litre olarak yanlış yazmış oluruz eğer öyle yazarsak. Buradaki meyve suyunu aslında kastetmiş oluyoruz. 1 litre meyve suyu x TL olsun. Şimdi bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5 TL'dir. Şişeler 1 litrelik olacak. Dolayısıyla 1 litre olduğu için meyve suyu miktarı 1 tane x olur. Artı şişenin fiyatı da y artı 0,6 olur. Bunun toplamı 2,5 TL oluyor. Dolayısıyla düzeltilmiş hali x artı y eşittir. 0,6'yı diğer tarafa attığımızda 1,9 olur. Benzer şekilde eğer bir kutu portakal suyu alırsak o zaman bu 1,5 litre olacaktır. Litre fiyatı x'ti. 1,5 litre olduğu için 3x bölü 2 yani 1,5x ve karton kutunun maliyeti de y şeklindeydi. Artı y dediğimizde bu da toplamda 2,7 TL olur. Her iki tarafı denklemin her tarafını 2 ile çarpacak olursak burası 3x artı 2y eşittir 5,4 olur. Bu denklemin iki katını alıp diğerinin altına yazalım. Bu da 2x artı 2y eşittir 3,8 olur. 6 çıkardığımızda bir tane x kalacak. Y'ler gidecek. 5,4'ten 3,8 çıkardığımızda geriye 1,6 kalır. Bir şişenin maliyeti sorulmuştu. Şişe maliyeti y artı 0,6. Y'nin değerini bulmak için x yerine 1,6 yazalım. Dolayısıyla y'nin değeri 0,3 olur. Ve buradan da 0,3 artı 0,9 o da eşittir 0,6 o da eşittir 0,9 olacaktır diyebiliyoruz. 12. sorumuzla devam edelim. Bir adam sermayesinin %60'ını bir işe yatırıyor ve %20 kar elde ediyor. Kalan sermayesini başka bir işe yatırıp %10 zarar ediyor. Şimdi biz sermayeye 100x diyelim. Şimdi birinci işte bunun %60'ını kullanıyor. 60x kullanıyor ve %20 kar çarpı 120 bölü 100. Kısa yoldan 120, %20'yi hesaplama işi yapalım. 0, 0, şuradaki 0, 0. 6 çarpı 12, bu da 72x'lik bir durumla karşılaşmış oluyoruz. Karlı bir iş yaptığımız için paramız artıyor. Kalan sermaye 40x. 40x'de %10 zarar ettireceğiz. Bu da çarpı 90 bölü 100. 100 eksi 10 şeklinde düşünüyoruz.
diğer tane sıfır sadeleşmesi yapınca 4 çarpı 9 36x'e düştü buradaki paramız. Şimdi paranın toplamı aldığımızda 108x olduğunu göreceğiz. Para 100x'te 108x'e çıktı. Toplam kar %8'dir diyebiliyoruz. 13. sorumuzla devam edelim. Benzinin satış fiyatına KLMN ülkelerinde Ocak ve Şubat aylarında satış fiyatı üzerinden yapılan zamlar aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi ülkelerde benzinin satış fiyatı 2 katının üzerine çıkmıştır? Şimdi olayı şöyle düşünelim. Başlangıç fiyatını 100 birim olarak alalım. 100 birim, 100 birim, 100 birim şeklinde alalım. Dolayısıyla Ocak ayındaki %40'lık artış Ocak ayında şöyle diyelim. Ocak ayı fiyatlarını 140'a çıkarmış oldu. Burası 140, 150, 130 diyelim. Şimdi Şubat ayına geçelim. Şubat ayında Ocak ayının üzerine %50 indirim, %50 zam yapılacak. Dolayısıyla 140 artı bunun %50'si 70, toplamda 210'a çıktı. 140'ın %40'ını alalım. 140 çarpı 40 bölü 100 yapacak olursak ikişer tane sıfır sadeleşti. 14 çarpı 4, o da 56 olur. Dolayısıyla üzerine 56 eklemiş olacağız. Bu da 196 sayısına çıkmış olacak. 196 liraya diyelim. 150 sayısının %40'ını alalım. 150 çarpı 40 bölü 100 diyelim. Bunlar sadeleşince 15 çarpı 4'ten 60. Üzerine 60 ekleyince 210 oldu. 130'un %50'si 65. Bunun üzerine 65 ekleyince bu da 195'e çıkmış oldu. 2 katın üzerine çıkanlar 100'den 200'ü geçenler, yani K ve M ülkeleridir. Bizim ülke değil tabii ki. 14. sorumuzla devam edelim. Kilosu 4 TL olan yaş sabun kurutulduğunda kuru sabun 5 TL'ye gelmektedir. Buna göre yaş sabun kurutulduğunda ağırlığı yüzde kaçı azalmıştır? Şimdi elimizde diyelim ki 100 kilogram yaş sabun bulunsun. Ve biz bunu kilosu 4 TL'den alacağız. 4 TL, toplam maliyetimiz 400 TL olur. Şimdi yaş sabun kuruduğunda x kilograma düşüyor olsun. Bu da 5 TL'ye mal etmiş olacağız. Dolayısıyla bunların çarpımında 5x 400 TL olur. 400'ü 5'e böldüğümüzde x eşittir 80 olacaktır. Yani 80 kilograma düştü. 100 kilogramdan 80 kilograma düştüyse o zaman %20 azalmıştır. 15. sorumuzla devam edelim. Bir teknoloji mağazasında X marka akıllı telefonun 4 ay taksitli satış fiyatı 840 lira, 12 ay taksitli satış fiyatı 960 liradır. Bu telefonun 12 ay taksitli satış fiyatı 4 ay taksitli satış fiyatına göre satıcı için peşin fiyat üzerinden %15 daha karlıdır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Aradaki fiyat farkı 960 ve 840 arasındaki fiyat farkı, yani 120 TL. Şimdi diyor ki bize 4 ay taksitli satış fiyatına göre %15 daha karlı. Yani bu 15x olur. 15'e böldüğümüzde x eşittir 8 olacak. Dolayısıyla telefonun fiyatına 100x dersek peşin fiyatına, o da 800 TL olur diyebiliyoruz. Peşin satış fiyatı maliyet fiyatına göre %60 karla hesaplanmış. O zaman 800 TL eşittir maliyet artı maliyetin %60'ı. 20'ye sadeleştirirsek burası 3'e 5 olur. Paydaşlayıp topladığımızda burası da 8m bölü 5 eşittir 800. İsterseniz çarpma yapacak olursak 5 çarpı 800 eşittir 8 çarpı m. 8'ler sadeleşir. Bu da 500 eşittir m. Maliyet 500 olur. Şimdi bu ürün 12 ay taksitli fiyatı 4 ay taksitli fiyatına göre maliyet fiyatı üzerinden satıcı için yüzde kaç daha karlıdır? Kar miktarımız 120 TL idi. 12 aylık satışta 4 aylık satışa göre 120 TL karlıydı. Bunu maliyete göre hesaplamaya çalıştığımızda ise bunu da şöyle düşünmeye çalışacağız. 500'ün yüzde kaçı yüzde x bölü 100 diyelim. O da eşittir 120 TL olur. Şunları sadeleştirdiğimizde 5x eşittir 120.
5'e böldüğünüzde x eşittir 24, %24 daha karlı olduğunu söyleyebiliyoruz. 16. sorumuzla devam edelim. Bir manav 7 kilo portakal, 10 kilo elma, 12 kilo muz almıştır. Daha sonra bu meyvelerin kilogram satış fiyatlarını portakal elmadan %20, elma muzdan %25 daha pahalı olacak şekilde ayarlıyor. Manav bu meyvelerin tamamının satışından 35 TL gelir elde ettiğine göre 1 kilogram muzun satış fiyatı kaç liradır? Şimdi alış fiyatlarını bilmiyoruz. Ancak satış fiyatlarını şöyle ayarladığını biliyoruz. Portakal, elma ve muz diyelim. Portakal elmadan %20, elma muzdan %25 daha pahalı. O zaman muzun satış fiyatına 100 diyelim, elma %25 daha pahalı. O zaman bu 125 olur. Portakal da elmadan %20 daha pahalı. 125'in %20'si 125 çarpı 20 bölü 100 şeklinde düşünülürse 5'e böldüğümüzde 25, 5'e böldüğümüzde 20, 20'den sadece 6,25, bu da 150 olur. Şimdi meyvelerin tamamının satışından 35 TL gelir elde etmiş. Kârdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bunları şöyle düşünelim. 25'e böldüğümüzde burası 6x, burası 5x, burası da 4x şeklinde düşünülebilir. Hani en sade şekillerini alarak hareket edelim. 7 kilogram portakalımız var. 7 çarpı 6x artı 10 kilo elma, 10 çarpı 5x artı 12 kilogram muz, 12 çarpı 4, bu da 48x olacak. Üçünün toplamını alalım. Şimdi 7 çarpı 6, 42x, 5 çarpı 10, burası 50x, bu da 48x şeklinde bulmuştuk. Topladığımızda 48, 42 daha 90 yapar, 50 daha 140x. 140x eşittir 35 TL oluyor. Eşitliğin her iki tarafını aynı anda 35'e bölsek, 35, 35 diyelim. 140, 35'e bölündüğünde burası 4x, 35 bölü 35'ten 1. 1 kilogram muzun satış fiyatı kaç liradır? Onu 4x olarak belirlemiştik. Dolayısıyla 1 lira olacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar, 83 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.